Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim meyveli bir kek tarifi vereceğim. Ben hazır meyve kullanacağım ama isterseniz incir, üzüm, kayısı, kuru üzüm her şeyden böyle minik minik dilimleyerek koyabilirsiniz. Ama bu kuru üzümlerde gerçekten çok güzel oluyor. Hazır dışarıdan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hemen keki çırparak başlayayım. 4 adet oda ısısında beklettiğim yumurta. Bu tarifte kullandığım bardak 200 milimlik, 1 su bardağı toz şeker. Şekerli yumurtayı iyice böyle açık sarı olana kadar çırpıyorum. Ortalama bir 2-3 dakika sürecektir. Yeterli, gördüğünüz gibi iyice köpürdü. Bu aşama kekinizin güzel olmasındaki en büyük aşamadır. Buna lütfen çok dikkat edin. Hemen ardından yarım su bardağı ılıktan biraz daha soğuk su. Yarım su bardağından az daha az sıvı yağ. Ve bundan sonraki ekleyeceğim malzemeleri tamamen eleyerek. Lütfen elemeyi unutmayın. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. İki yemek kaşığı tepeleme dolusu nişasta. Biraz daha koyarsam 2 kaşık olacak. Şimdi yanıma 2 su bardağı un aldım ama yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce 1 su bardağını ekleyeyim. Bundan sonra mikseri kullanmayacağım artık. Onu kaldırıyorum. Artık spatula ile karıştıracağım. Biraz daha un ekleyeceğim. Bunu da eklersem tam gelecek. 2 su bardağı un tam. Artık eklemeyeceğim. Kekin şöyle kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi normal yaptığımız kekten daha cıvık. Bunu düşük ayarda pişireceğiz o yüzden. Uzun uzun gördüğünüz gibi. Bunu kenara alalım. Kuru meyveyi birazcık unla karıştıracağız. Eğer direkt bu şekilde dökerseniz kuru meyveleriniz direkt dibe çökecektir. Bu sefer içinde hoş gözükmeyecek. İçerisine elimle şöyle bir miktar un serpiyorum ve karıştırıyorum. Çok değil. Bir tatlı kaşığı yok bile. Tamamdır. Şimdi meyveleri içine ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. İçerisine bir tane de limon rendeleyeceğim. Çok güzel bir tat veriyor. Tamamdır. Bunu da karıştırıyorum. Kekim artık hazır. Ben böyle uzun bir borcam kullanacağım. Sizler de evinizdeki uygun bir kalıbı kullanabilirsiniz. Kuru meyveleri koydum mu normal kek kıvamını aldı. İçerisini bolca katı yağla yağladım. Keki düz bir şekilde kabarması için birkaç kere tezgahın üzerine vuruyorum. İçerisindeki havacıklar çıkması için keki fırına götürüyorum. 160 derecelik fırında ortalama 45 dakika ile 1 saat arası pişecek. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatli pişirin. Eğer ki fırınınız hızlı pişiriyorsa 150'ye kadar düşünün. Ağır pişiriyorsa 170'e kadar da çıkarabilirsiniz. Şimdi fırına götürüp pişiriyorum. Keki fırından çıkardım. Tam 1 saatte pişti. 160 derecede 1 saat pişti. Birazcık üzerini örtüp 15-20 dakika dinlendiriyorum. Yeterince dinlendi. Hemen açıyorum şöyle. Bir bıçakla önce bir kenarlarından hafif şöyle yapıştıysa genişleteyim. Bıçakla genişlettim artık. Servis tabağına çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel çıktı. Tekrar
çeviriyorum. Gördüğünüz gibi harika kabaran bir kek oldu. İster bu şekilde bırakın, isterseniz benim gibi üzerine çikolata sosu dökebilirsiniz. Ben de birazcık çikolata sosu dökeceğim. Üzerine de birazcık file bademle süsleyeceğim. Birazcık beklettim çikolatanın donması için ama çok fazlasıyla değil. İyice böyle çikolatalar donduktan sonra kesmenizi tavsiye ederim. Ben de şimdi keseceğim. Şöyle çatalla gayet yumuşak bir kek olduğunu da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sert değil. İçi de gayet güzel pişmiş. Muhakkak denemelisiniz. Bu kek çok güzel oluyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfakta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.